İbrahim, hemen gelmişsin. Heyecan yaptım. Normalde böyle olmazdı ama eti kilosu 300 lira olunca kontrolümü kaybettim. Erken geldim ya. Onur abi. Paşa abiye bak lan. Atari salonlarındaki dans makinesinden almış. Ulan ben çocukken oynayamıyordum bununla, jetonum yoktu. Yoksa ben oynasaydım var ya Türkiye'nin Tanyeli'si olurdum. Ay, geli geli. Gelin bakalım çocuklar geldi. Şuraya bak, toplar gelmiş ya. Bir şey söyleyeceğim, Bahadır nerede? O ayağını sakatladı ya. Biz ona buradan paket yapacağız. Arkadaşımız şölenden mahrum bırakamayız. Ama biliyor musunuz, bir daim mekana gelmenin de güzelliği bu. Tanıdık görüyorsun ya, süper bir şey ya. Arkadaşlar felaket. Ne? Ne oldu? Ne oldu yoksa buzdolabı mı boş? Dolu da otlan dolu lan. Mart mı? Paşa abi vejeteryan mı oldu yoksa? Evlilik kabusum. Tamam, yapacak bir şey yok. Zeytinyağlı, metinyağlı idare edeceğiz artık. Hadi getir bak. Yok, ne olsun? Lan yok, bir şarküteri mi? Nasıl ya? Getir. Oo, bir şey söyleyeyim mi size? Bunlar da güzel görünüyor ha. Et yemem lazım, benim protein almam lazım. Yoksa o makineyle nasıl başa çıkacağım ben? Var protein yerine abi. Olur mu? Olur şuradan. Turun varsa verin bana. Tansiyonum düştü. 500 gram turun iyi gelir bana. Merhaba. Nasıl? Sen yoksa gelmeye mi karar verdin? Aa. Biz Paşa abiye yalakalık yapıyoruz, yemek yiyoruz diye bize yüzsüz demişti. Ben de yüzsüzüm. Son 100 liramla buraya geldim. Kusura bakmayın. Geçen sefer biraz kabalık ettim size. Vitamin eksikliği çıkınca hatamı anladım. Yenge kalıcı herhalde. Da buraya gelmiş bak. Ya bir toplantı yapacağım da dışarıda yemek çok pahalı. Şuracıkta bir köşecikte hiç izniniz olursa şöyle oturur yaparım toplantı. Leman, Leman gel, toplantıyı yapacağımız yer burası. Şey Nazlıcığım, biz hani yemekte konuşacaktık ya, burası neresi? Gel gel, çok güzel konuşuruz tezini biz seninle burada. Burası Paşa abinin yeri. Paşa abiye ben nasıl yalakalık yapıyorsun? Bedava yiyorsun, içiyorsun, düşün. Hadi gel. Bir dakika, yalakalık da demeyelim, o kadar da değil yani. Neterciğim, sen geçen hafta profilden Paşa abiye Leonardo DiCaprio'ya benziyorsun yazmadın mı? Bence o kadar. Çiçekciğim, ben onu dediğimde masada kuru et var yalnız. Bak, kuru et dedin yine moralim çöktü ya. Nazlıcığım, tezimi konuşacaktık ya, burada mı olacak o? Burada olacak, çok da güzel olacak ya. Ben sana git güzel bir tane tabak yapayım. Gel. Çok, ben okudum abi, senin tezini canım benim. Çok başarılı bir çalışma. Dikkat etmeni istediğim şöyle hususlar var. Gençler, gençler, bilim insanları, akademisyenler ya. Nasıl, ne zihni masa bu böyle ya? Kalkmayın, rahatsız olmayın, kalkmayın. Sizin gibi ne insanların karşısında benim kalkıp saygı durmam lazım yani. Sizler geleceğim... Ya hadi kalkın madem, kalkıldı, kalkalım. Kalkalım, herkes kalktı değil mi? Çok güzel, çok güzel. Nasıl kıyafetim ha? Vay, vay, vay. Kendi öz has tasarımım, ben tasarladım. Nasıl? Çok özgün bir kıyafet abi. Yani bununla çığır açacaksın değil mi? Çok yakışmış, çok cezbedici, çekici. Evet. Paşa abi, Paşa abi. Aynı Brad Pitt'sin. O sarışın salak çocuk, ne alaka ya? O benim tırnağım olamaz yani, aynı bir şey ya. Benim bir kere bir tarzım var. Ege kökenli olduğum için Ege motiflerini de kullandım kıyafetimde. Sonunda da böyle şahane, aslan parçası güzel bir modern kıyafet çıktı ortaya. Paşa abi kusura bakma da modern, ben buna modern demem, diyemem. Hayırdır İbrahim, ne biçim laf o? Modern değil mi? Anlamadım. Değil abi, modern falan değil. Çünkü bu postmodern abi ya. Modernliğe postmodern bir bakış açısı ya. Olağanüstü olmuşsun. Doğru. Abi kıyafet 10 numara 5 yıldız. İçimiz açtı, çok da beğendik, çok güzel. Yalnız ben aparatif bir şeyler hazırlayayım dedim de et bulamadım dolapta, et yok. Ferdi'cim, şimdi ben bu Efe şortunu giyer giymez kendime dedim ki... Paşa dedim, sen tam bir İzmirlisin dedim. Köklerine sadık kal dedim. Dolapta ne kadar et varsa çöpe attım gitti hepsini. Bundan sonra hep Ege yemekleri. Paşa abi, o çöp nerede? Hataycığım, çöpün oraya gitme. Kendi beslediğim İzmir kangalı var bir tane. Kocaman, o yemiştir zaten. Sakın oraya gitme yani. Şanslı köpek ya. Aa,
bu kızıllık da ne ya oradaki? Vallahi greyfurt zannettim, hoş geldiniz. Paşa ben, İzmirliyim. Ben de Leman. Leman tarihçidir Paşa abi. Bir tezi vardı da izin olursa burada onu konuşacaktık. İnanmıyorum, inanmıyorum. Meslektaşım lütfen oturulsun. Güzel bir sohbete başlayalım. Fikret'im ben de oturayım isterseniz bak. Kendi evim ya. Demek tarihçisiniz, ne kadar güzel. Benim de yakında kitabım çıkacak tarihle alakalı. Hayırlı olsun diyebilir miyiz abi? Aynen diyebiliriz. Evet. Baskısıyla ilgili konuşuldu. 2 milyar baskıyla çıkıyorum kısmetsin. Abi bir imza gününü yaparız değil mi mangalda? Haklı bir gün mangalda Fikrettin. Yaparız, yaparız. Bu arada kitabın konusunu merak edenler için diyeyim mi? Kevgir teorisi üzerine. Siz biliyor musunuz Limana'nın kevgir teorisi ne demek? Kevgir teorisi nedir yahu? Kevgir teorisini bilmiyor musunuz? Gerçekten siz büyük bir cahilsiniz o zaman. Bir de tez yazdım diye. Çok tez yazmıştır abi onlar. Bir adını atayım sizi Liman Hanım. Kevgir teorisi insanın kediden geldiğini anlatır. Yok anasının nikah. Anasının nikah ne erken? Kediden mi evrildik biz? Aynen öyle. Büyük büyük atalarımız, dedelerimiz hep kediymiş. Benim büyük dedim tekirdi mesela. Zamanla zamanla kevgir gibi elene elene insan haline gelmiş. Bak hala... Miyav! Bak hala var içimde yani. Kalıtsal bir şey. Genetik kalmış yani. Bu adam performans sanatçısı mı? Performansım oldukça iyidir bu arada. Ya saçmalamayın efendim. İnsan kediden falan evrilmedi. Yemeği bırakalım. Stop yemek şu an. Getir. İnsan kediden gelmemiş midir? Şimdi saçmalama ne kedisi ya? O kadar da değil artık yani. Paşa abi hakikaten yani yıllardır tamam her şeyi kabul de yani. Saçmaladın şu anda. Ya paşa abi 2 lokma yemek verdin diye kediden de geldik diyemeyiz yani. Vallahi bu da iyice deli beledi bize. Yok kaplumbağadan üretti. Tam da kocaman T şeklinde bir bonfile siparişi veriyordum. Hep beraber, benimle beraber. Sakin, çok güzel. Aferin. Yiyelim abi. Hadi başlayın. Yiyelim abi. Bana bak, sen benim tez danışmanımsın. Böyle kedi gibi tıslayamazsın bana. Kızım, ne olur 2 dakika idare etsen ya. Kusura bakmayın ya. Böyle akademisyen ya Levan. Akademisyenler işte böyle biraz heyecanlı oluyorlar. Olsun, acemilik o yani. Ben bir İzmir beyefendisi olarak, modern bir adam olarak onu bağışladım şu an. Eleman Hanım, sizin teziniz neyin üstüne? İzmir kültürü ve tarihi üstüne. Oo, kültür ne kadar güzel. Biz İzmirliler olarak kültüre asfalt ya deriz. İzmirliler öyle bir şey demiyor. Siz İzmirli olduğunuza emin misiniz? Emin abi, emin. Ne demek? Eminim tabii. Allah Allah. Hadi kızım Çiğdem, ağzındaki şeyi çıkart. Benim İzmirli olduğum kanıtla bakalım arkadaşın. Hadi. Hadi Çiğdem. Hadi Çiğdem. Şimdi şöyle, benim adım Çiçek. Ama şimdi Paşa abi İzmirli olduğu için... Eyvah. ...bana Çiğdem der. Böyle şey bilim seyir açıklama geldi. Tabii buyurun. Ya bunun bilimle ne alakası var? Ha. Tamam. Ben size şu şekilde kanıtlayayım o zaman. Ben size bir türkü çığırayım. O zaman anlarsınız İzmirli olduğumu. Vallahi Allah kulaklarınızı basın. Seni dur. Efendim abi. Bağlamamı getiriver galiba. Getirmemiş miyim abi? Bağlamamı getir. Paşa abi sen ne dedin? Getiriver. Getiriver mi? Hı. Getiriver, getiriver, getiriver. Muazzam bir şey be. Muazzam. Paşa abi muhteşem. Paşa abi. Tam bir hikaye. Öyle bir tek. Pardon abi. Özür dilerim. Kafama ataydın Ferdo. Pardon abi. Allah'tan kısa sap getirmişsin yani. Abi sen sanatın icra ederken ben de şu dans makinesiyle oynayabilir miyim? Oyna oğlum, oynayın diye getirdik. Ama bak hızlı modu var. Burçin oran modu. Oraya açma, perişan olursun. Tam sağda tan sağ Türk modu var. Oradan aç, tam sağ Türk'ten başla. Hadi. Hadi ben Türk için hocam. Hadi bakalım. Of, türkü geliyor. Hadi bakalım. Keyifli keyifli yemeği de yiyebilirsiniz. Hadi yaşa be. Abi. Kim ritim tutuyor? Ben... Bir saniye ama yeter bak, bozuyorsun. Bir bekir yolunu gari, bir bekir yolunu gari.
Düştüm düşüvedim toyuna gari. Düştüm toyuna doruna gari. Aşkı tom, aşkı tom. Aşkı tom, aşkı tom gari. Diğer Bekir yolunu gari. Diğer Bekir yolunu gari. Düştüm toyudum doruna gari. Düşüvedim geldim yanına gari. Aşkı tom, aşkı tom. Aşkı tom. Paşa abi, tebrik ediyorum bak. Tam bir Ege havası estirdin. Tamam. Gerçekten ya. Bu tam bir yaz şarkısı olmuş. Aynen öyle. Yazın nasıl kabul edeceğiz sahilleri? Estağfurullah, estağfurullah. Genlerimde var hatayı. Lemur Hanım, biz bu arada genlere isimler olarak domat deriz. Volkan Konak ne kadar İzmirli ise siz de o kadar İzmirlisiniz. Ah, etler geldi abi. Oturur musun yine? Ha? Benim burada İzmirliyim sordu. Eser sakın yeme şu an. Bak sinirliyim şu, o boya zeytin parçasını. Benim burada İzmirliliğim sorgulanıyor. Siz kapıdaki kocaman T şeklindeki o etin suyunu kokusunu alıyorsunuz. Eti düşünüyorsunuz. Ayıp ya. Abi, Paşa abi yanlış anlaşılma oldu. Leman şey için diyor. Ya İzmir'in doğusu anlamında söylüyor. Evet, aile geldi. Kesinlikle öyle abi. Düşünsene sen İzmir'sin ya. İki tane İzmirli varsa biri Elçin Sanku, biri de öbürü de sen abi. Aynen. Öbür demişken abi zil bir daha çaldı ya. Ben gideyim mi? Etler orada kalacak adam. Gitmiyorsun. Gitmiyorsun dedim. Beni sinirlendirmeyin. Bu kızıl kafalı bana Paşa Bey siz İzmirlisiniz diyene kadar şu köşedeyim. Küslük. Hadi bakalım. Hanımefendi. Bana bak. Fikrettin. Oynama sen de sinirliyim şu anda dur. Devam. Bakın ben bir haftadır et yemiyorum. Şimdi demir eksikliğinden şurada küt diye böyle desem, ölsem vicdansız mı sızlamayacak? Ya aleni bir şekilde İzmirli olmayan bir insana ben neden İzmirli diyorum? Ya neden demeyesiniz efendim ya? İzmirli de insana İzmirli olmayan bir insana İzmirli demek suç mu? Vallahi aşıktan bayılacağım çocuğum. Ya ben akademisyenim. İki parça et için yalan söyleyemem ben. Şişt, bana bak kız. Ben de senin tez çalışmanın değil miyim? Vallahi tezini onaylaman gibi kalırsın ortada. Ay. Aynen. Ay. Tamam gelsin. Paşa abi. Paşa abi. Livan Hanım aydınlandı bilimle. Gel abi bir şey diyecek sana gel. Ben duymadım. Ben mi konuştu? Hiçbir şey duymadım. Hayır, karı kız. Hadi hanımefendi. Evet. Siz İzmirlisiniz. He. Güzel, teşekkür ederim. Fikri yine bir şey oldu. Bizim oğlum ya. Paşa abi. Abi niye? Alın. Oğlum yesenize saçmalama. Hadi alın abi. Bana eti al ya. Neyse tezimize geri dönelim. Benim zeybeklerle ilgili araştırmamı nasıl buldun Nazlıcığım? Bir dakika bir dakika. Zeybek nedir? Paşa abi Ege halk dansı. Yöresel dansları ya. Ha zembek diyorsun. İzmir modern popular İzmir dansı zembek. Çocukluğumdan beri yaparım ya. Yapayım sizi Çiğdem. Aç oradan bir zembek bana. Oğlum düştü et. Hayvan. Hadi güzel güzel yiyin bakalım. Aferin hadi yiyin. Bana bak bunlar yedikten sonra bir de size üstüne İzmir'in meşhur tatlısı Antep baklavası getireceğim. Lan artık. Ne diyorsun kız sen? Ulan Antep geçiyor yemeğin içinde. Yeter be. Tez mi falan olaylama. Ay manyaklar ordusu. Ana adam gidiyor. Boğuluyor deli kaçın boğuluyor. Hayat abi. Hayatını yedi jetti kedi herhalde bayağı şey o. Ya artist o ya artist ya.
Yani sen öyle dedin diye Leman Hanım, koskoca İzmir'in Efes'ine İzmirli değil mi diyeceğiz ya? Bu adam İzmir'in kendisi ya. Bu adam İzmir Gordon'dur ya. Ya bu adam Saat Kulesi'dir, boyozdur bu adam. Asansördür ya, bu karşı yakadır. Bu gevrek lan bu adam. Gevrek. Gevrek. İbrahim, kap bunu, çok güzel. Bana da kap. Aferin. Bayılıyorum size ya. Hepimiz İzmirli değiliz ya. İzmir hepimizin. Bana bak. Güzel bir zembek dansı, popüler zembek dansı yapmayalım mı? Hadi bakalım. Hazırsak. Haydi bre kediler. Gülmekse mesele katılarımıza.